Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda kısa kesmiştik. Şimdi de sayfa 17 ile devam edelim arkadaşlar. 16. sayfanın devamı niteliğinde diyebiliriz. Trigonometrik fonksiyonlarda karma testi ile devam ediyoruz. Şimdi rehber sorumuza bir bakalım. Trigonometrik fonksiyonlarda şu verilen birim çember üzerindeki bir saniyenizi rica edeceğim. Evet şurayı kapatalım. Bir tane birim çember çizmek istiyorum. Şöyle basit bir birim çember. Şimdi arkadaşlar ben burada yata ekseni her zaman x, düşe eksen her zaman normal şartlarda y ekseni diyorduk. Biz buranın adını artık değiştirmiştik. Cos x burası da sin x'tir. Peki tanjant, kotanjant neresidir? Şöyle hemen kalem rengini değiştireyim. Bakın burası tanjant iken, şu kesikli çizgimiz tanjant iken, burası da arkadaşlar... Renk değiştireyim hemen. Burası da kotanjanttır. Evet. Peki sekant neresi? Sekant da şöyle bulunuyordu arkadaşlar. Sekantı bulurken de bir tane teğet çekiyorsunuz. Şuradan bir tane geçen teğet çektiğinizde x ekseni değdiği noktaya kadar olan merkezden yani orijinden şuraya kadar olan sekant alfa merkezden y ekseni kestiği noktaya kadar şuraya kadar yani olan uzaklığa da kosekant alfa diyoruz. Kosekant alfa. Şimdi bunları bir hatırlatma olsun diye yazdım. Şimdi sorumuza artık geçelim. Evet şöyle. O merkezli birim çemberde POA alfa olmak üzere alan POA'nın alfa türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar benim önce sanırım sayfayı büyütebiliyor muyum? Bir bakmam lazım. Evet. Çok oldu sanırım. Biz en iyisi eski düzene geri gelelim. Heh, şöyle sanırım şu an için sizler için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an buradaki o A zaten bizim tabanımız olsun arkadaşlar. O A bir birim. Benim buradan bir tane dik çekip hemen şöyle diki güzel çekelim. Şuradan çektiğim diki bulursam zaten e, yüksekliği bulmuş olacağız. Peki bu yüksekliğimiz alfanın hangi kenarı arkadaşlar? Buraya h diyelim. Öncelikli olarak şuraya h diyelim. Burası da bir birimdi. Tabanımızın tamamı bir birim. Şu an bir karışması ne siliyorum. Şimdi arkadaşlar bu alfanın karşısı olduğu için ve hipotenüsümüz belli olduğundan dolayı biz bir sinüs bulalım. Sinüs neydi? Karşı bölü komşudan. H bölü bir. Yani H diyebilir miyiz sinüse? Evet. O zaman sin alfa eşittir h diyelim. E, tabanımız zaten şurası bir birim olduğundan dolayı üçgenin alan formülünü biliyorsunuz ki taban taban 1 çarpı yükseklik sin alfa bölü 2. O da zaten sin alfa bölü 2 eşit olacağı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bakın oldukça basit bir rehber sorumuzdu. Evet şöyle hemen geri dönelim. Bakalım cevabımız doğru muymuş? Evet. Evet birinci sorumuzla devam ediyorum. Şekildeki O merkezli birim çemberde POA alfa olduğuna göre AH uzunluğunun alfa cinsinden eşitini bulunuz. Şimdi arkadaşlar burası OH. Bilinirse AH'da buluruz. Çünkü OA uzunluğumuz birim çemberden dolayı bir birimdir. O'dan yani merkezden A'ya kadar olan uzaklık. O H'ı bulursam geriye birden çıkartarak A H'ı bulabiliriz. Şimdi ben buraya bir X dersem. Burası zaten birim çemberden dolayı OP uzunluğu da bir birimdir. Birim çember yani merkezden çektiğin tüm kenarlar nedir? Kenara çembere kadar iletilmişse bir birim olacaktır. Peki bu alfanın hipotenüsü belli. Bak hipotenüsün var. Hipotenüsü biliyorsun bir. Bir de alfanın karşısını mı biliyorsun komşusunu mu? alfanın komşu kenarında biliyorsun. O zaman komşuyla ve e, hipotenüsle ilgilenmen gerekiyor senin. Peki komşu ve hipotenüsü ilgilendiren trigonometrik fonksiyonun hangisidir? Tabii ki de kos alfadır. Komşu x hipotenüs 1 olduğu için yani şuradaki üçgende x bölü 1'den kosinus alfa değerimizde 1 pardon x birim çıktı. x birimdir. Bu zaten o h. Şimdi buradan bakın o h ile A topladığımızda bir birim olduğundan dolayı çünkü yarıçap bir birim bir birim olduğundan dolayı e şimdi ben o A'yı zaten biliyorum bir doğru mudur? A H bulmak için o H yerine kosinüs alfa yazabilirim çünkü oraya x demiştik. Bunun yerine kosinüs alfa dersek artı A H eşittir bir olduğu için kosinüs alfa'yı da karşıya attığımızda A H uzunluğumuzda 1 eksi kos alfa çıkacaktır. Yani doğru cevabımız 1 eksi kos alfa olmalıdır. İkinci soru. Şekilde AK doğrusu O merkezli birim çembere A noktasında teğettir. MKOB alfa olduğuna göre K noktasının apsisini bulunuz. Şimdi arkadaşlar K noktasının apsisini bulabilmemiz için bizim önce buradan bir dik indirmemiz gerekir. Burası K noktasının düşey uzunluğudur. Yani şuradaki çekmiş olduğum kenar ile AK uzunluğu birbirine eşittir. Ben buraya X dersem haliyle karşısı da X olacak. Şimdi OA bir birimse bunun karşısı da bir birim olmalıdır. Peki ben burada karşı ve hipotenüsle ilgilenmeliyim. Ya tanjantı ya da kotanjantı bulmalıyız. O zaman kotanjant alfayı bir bulalım. Alfa burası. Komşu kenarım X. Karşı kenarında bir olduğu için x bölü birden dolayı yani kotanjant alfa eşittir x. Peki x neye eşittir? ak. x'i ne bulduk? Kotanjant. Demek ki buranın cevabı da kotanjant alfa olmalıymış. Zaten absis dedikleri için x eksenindeki değeri bulmamız gerekiyor. Cevabımız kotanjant alfa olmalıydı. Üçüncü soru. Şekilde TA doğrusu O merkezli birim çemberi A noktasında teğettir. TOA alfa olduğuna göre AOT'nin alfa türünden alan AOT'nin alfa türünden eşitini bulunuz. AOT'nin alfa türünden eşitini bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Tabanım zaten OA kenarı olduğu için burası bir birimdir. Şimdi alfanın karşısı olduğundan dolayı arkadaşlar buraya direkt tanjant alfa diyebiliriz. Dikey uzunluk olan tanjantın grafiği diye. O yüzden buraya tanjant alfa. Burada zaten bir birim. O zaman alan eşittir. 1 çarpı tanjant alfa bölü 2. Yani kısacası alan AOT üçgeni eşittir tan alfa bölü 2 çıkacaktır. Evet dördüncü soruya geçelim. Şekilde AB doğrusu O merkezli birim çembere P noktasında teğettir. Teğet ise burası kesinlikle diktir arkadaşlar. Teğet kelimesini gördünüz mü çemberde diki koyabilirsiniz. MPOB teta olduğuna göre AD'nin teta türünden eşitini bulunur. Şimdi burası neydi? OB sekantı hatırlatma olsun diye. Peki A'dan O'ya kadar neydi arkadaşlar? Orası da kosekant alfaydı. Peki bu OD'yi zaten biliyorum bir birim. Bana AD'yi sordukları için AD ile bir topladığımızda kosekanta eşit. Artı. Pardon. Burası toplam olacak. AD artı 1 eşittir. Kosekant alfa. E biri karşı atarsan zaten AD'yi çekmiş olacaksın buradan. Ve cevap da bu şekilde kalır. Kosekant alfa eksi 1 diye bulduk mu? Çıkar arkadaşlar. Evet cevabım kosekant alfa eksi 1 olmalıdır. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfamız trigonometrik özdeşlikler. En sade hali nedir tarzında sorular. Biliyorum onlara da çok takılıyorsunuz. Bir sonraki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabi bunlar da oldukça soyut, bu videomuz oldukça soyut sorularımız vardı. Karma testimizdi. Böylece bu testi de bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.